close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden hafta içi ve ben iş yerinden izin aldım. Bugün dudaklarımı yaptırmaya gidiyorum. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Ama çok geç uyandım. Şu an saat 1'e gelmek üzere. Yani ben gece 3'e doğru uyudum. Gece şey izledim. Dark diye bir tane dizi var ya. Psikopat gibi onu izledim sabaha kadar. Ondan sonra dedim ki evet Çiğdem artık uyumalısın. Bak iş yerinden de izin aldım bunun için. Dudaklarını bugün yaptırmalısın. Çünkü ne zamandır erteliyordum. İşte bu korona sebebiyle falan da iptal olma durumları falan oldu. Hafta sonu da gidemedim. En son da hafta içi iş yerinden izin aldım. Ve bugün dedim ki Çiğdem bu işi bitiriyorsun. Bu incecik dudaklara veda edip, dedem gibi olan dudaklara veda edip, yerine böyle Angelina Jolie gibi, umarım öyle olur, Angelina Jolie gibi bir dudakla yeni güne merhaba diyorsun inşallah. Ben çok geç uyandığım için tabii kahvaltı yaptı evdekilerin hepsi. Büyük ihtimalle kahvaltı da yapamayıp hemen çıkacağım. 3'te randevum bu arada. Yetişirim inşallah. Şimdi hemen çok hızlı bir makyaj falan yapayım dedim. Ondan sonra da giyeceğim şeye karar veririz birlikte. Sonra hemen vın uçarım diye düşündüm. Şimdi şu an hiçbir şey göremiyorum bu arada. O yüzden lenslerimi takacağım. Bu arada gözlük kullanıyordum ben. Ama lense yeni geçiş yaptım. O yüzden lenslerimi de çok iyi takamıyorum. Bu sefer inşallah takabilirim. Evet, bunu taktım. Hala alışamadım ama lenslere biliyor musunuz? Yani hala böyle bir batıyor gibi falan oluyor. Yani eminim sonradan alışacağım. Çok konforlu, çok rahat olacak ama şu an çok rahat değil. Düştü. Tebrik ediyorum kendimi. Düşürdüm lensimi. Lensi düşürdüm. Evet şu an temiz görünüyor. Evet, taktım. Sonunda görebiliyorum. Ama hala tam oturmadı gibi. Yani bir 2 dakikaya falan tam oturur. Hemen çok hızlı bir makyajımı yapacağım. Sonrasında birlikte çıkıyor olacağız evden. Giyeceğim şeye karar vermem gerekiyor şu anda.
Odanın haline bakar mısınız? Bir sürü kartonlarım var çünkü malum kara cumaydı, bir sürü şey aldım. Bunların hiçbirini daha yerleştirmedim ama bir sürü işim var şu anda. O yüzden hemen bir şeyler seçelim. Dolabım bu şekilde. Gömlek, kazak. Tabii dolabım çok büyük. Şuradan kot seçerim. Ütüme bakar mısınız? Şöyle kot giyineceğim. Şu montumu giyerim. Tüylü tüylü. Hava çok soğuk dışarıda. Ve üstüme. Şöyle bir kazak. Üstüme şu şekilde bir kazak. Düşündüm. Bir de şöyle bir kemer. Ve ayakkabılarım, evet. Hemen bunu giyip çıkacağım. Evet, biz hazırlanırken annem bize kahvaltı hazırlamış. Şöyle yumurta yapmış, sucuklu. Zeytin ezmesi. Peynir, kavurma ve füme koymuş tabağa. Gayet sağlıksız bir kahvaltı yapmış. Annem bu kadar sağlıksız kahvaltı yaptığı için teşekkür ederiz dermişim. Şimdi afiyet diyeceğiz ve kahvaltımızı yaptıktan sonra yola koyulacağız. Biz iki kardeş şimdi çıktık. Hello tekrar. Biz şimdi iki kardeş çıktık. Gidiyoruz. Nasıl giydim derseniz. Nasıl giydim? Göstereyim seni. Evet, böyle bir şey giydim. Rahat olması için hemen böyle bir tüp giydim üstüne. Hava çok soğuk bu arada. İçerisi ne kadar güzel sıcacıktı. Şimdi içime böyle bazı bir şey giydim. Tot giydim rahat olsun diye. Kemerim çok uymadığını düşünüyorum ama hemen aceleden bir ayakkabı. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Geldi. Biraz zor oldu gelmemiz. Beşiktaş'tan buraya hiçbir araç bulamadık. Dolayısıyla taksiye binmek zorunda kaldık. Ama sonunda bulduk. Şimdi içeri giriyoruz. Çok Şimdi çıktım içeriden. Yani kesinlikle öyle çok büyük ve ağır falan olmadı. Zaten uyuşturuyorlar. Bence çok güzel oldu ama şu an uyuşuk, o yüzden konuşamıyorum. Bilmiyorum, yüz ifadem direkt değişti. Ve ısırmamam gerektiğini söyledi doktor. Alt dudağımı, yoksa çok mararabilirmiş. Yani çok hassas olmama rağmen ben yani çok fazla bir ağrı hissetmedim. Çok mutluyum. Metro gelmek üzere. Merhabalar tekrar. Şimdi dediğim gibi Anadolu yakasında oturuyorum. Ben ve Avrupa yakasından yeni gelebildik. Az önce yemeğimi falan yiyebildim. Ve değişik bir teknikle yapılıyor. Şuraya ismini yazarım. Rus tekniği diyebiliyorum. Ama Rusyan mı, Rus mu? Yani değişik bir söyleniş tarzı var. Yazarım şuraya. Çok az morluk oldu. Sadece şuralarında. Şuralarında birkaç nokta kadar. Ben çok memnun kaldım. Yani yüz ifademi değiştirdiğini düşünüyorum.
Dudak operasyonum yaklaşık benim yarım saat kadar sürdü. Yani diğer dudak dolgularını biliyorsunuzdur yaptırdıysanız. 5-10 dakika kadar falan sürüyormuş. Benim de bir arkadaşım yaptırmıştı. 5 dakika maksimum 10 dakika sürdüğünü söylemişti. Bu dudak dolgusunda ise doktor uyuşturduktan sonra iğneyle dolgu yapıyor ve elleriyle masaj yapıyor. O dudağın şekillenmesini, güzel bir şekil almasını sağlıyor ve tamamen dudak yapınıza göre özel yapıyor. Bence dudak dolgusunu her doktor maalesef başarılı yapamıyor. Ben bu konuda çok araştırma yaptım ve en sonunda bu gittiğim yere yaptırmaya karar verdim. Fiyatı da zaten çok uçuk bir rakam değil. Piyasaya göre gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yaklaşayım. Ruj falan herhangi bir şey yok. Dudaklarım hala uyuşuk çünkü uyuşturup yaptılar. Dolayısıyla hiçbir acı falan da hissetmedim. Bu kadar rahat olacağını kesinlikle düşünmüyordum. Yaklaşık 15 gün sonra kontrole gideceğim. Üst dudağım özellikle çok inceydi biliyorsunuz. O yüzden şu an çok fark ettiğini düşünüyorum. Alt dudağıma da zaten çok az bir işlem yaptırdım. Birkaç güne daha da iyi oturacağını düşünüyorum açıkçası. Ve ilk yaptığınız dolgu çok önemli. Çünkü ilk dolgudan sonra ne kadar zaman süre geçse de o dudak yapısı size oturuyor. Yani ilk yaptığınız dudak dolgusu kesinlikle çok önemli oluyor. Doktor da bana söyledi. Dedi ki hiç daha önce dolgu yaptırmadığın için çok güzel olacak dudakların dedi. O yüzden ilk yaptığınız dudak dolgusu çok çok önemli. Ben bu kadar memnun kalacağımı açıkçası düşünmüyordum. Yani çok iyi bir yer olduğunu duymuştum evet ama bu kadar memnun kalacağımı düşünmüyordum. Kesinlikle çok memnun kaldım. Şimdi samimiyetimle söylüyorum ki tamamen güvenerek gidebilirsiniz. Evet ve kontrole gittim. Yaklaşık bir ay geçti aradan dudak dolgusu yaptıralım ve dudağım iyice oturdu. Bu şekilde görün istedim. Son hali bu şekilde. Ortalama bir sene sonra bu dudak dolgusu erimeye başlıyor ama tamamen erimiyor. Daha sonrasında işte ben toplam hani 3-4 kez yaptırmayı düşünüyorum. Ondan sonra bir daha yaptırmanıza gerek kalmayacaktır. Artık yani dudak dolgusu dudağınızda erimeyecektir. Hani kalacaktır. Tamamen kalmayacaktır belki ama %50, %60 oranında kalacaktır. Yani benim çevremde yaptıran insanlar bu şekilde oldu. Hani 3-4 kez yaptırdıktan sonra dudak dolgusunu tamamen hani oturdu. Bir daha mesela yaptırmalarına gerek kalmadı. Belki çok ufak tefek dokunuşlar yaptırıyorlardır. Bu arada video çok çekemedim. Çok az çekebildim. Çünkü bu özel bir teknikle yapıldığı için videonun tamamını yüklememi istemediler. Çok kısa bir video yükleyebildim. Nerede yaptırdınız diye soracak olursanız bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. DM'den yazabilirsiniz. Aşağıya açıklama kısmına yazacağım Instagram adresimi. Instagram'dan yazarsanız bana hemen cevaplıyor olacağım. Fiyatını da oradan size paylaşabilirim. Çünkü buradan açıklamak istemiyorum. Reklam gibi olmasını istemiyorum. Zaten çok fazla abonem yok biliyorsunuz. O yüzden reklam gibi bir şey de yok tabii ki de. Ama yine de böyle bir düşünce yapısı olmaması için bana Instagram'dan yazarsanız daha uygun olacağını düşünüyorum. Tüm sorularınızı oradan cevaplayabilirim. Benim aklıma gelen bunlar. Başka sorularınız olursa onları da sorabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.